Bir yap geri gelebilir misin? Bildiğiniz gibi 15 Eylül 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türkiye'de elektrik enerjisi kullanarak tarımsal sulama yapan çiftçilere geçmiş borçları ve güncel borçlarını desteklemek amacıyla sıfır faizli Ziraat Bankası kredisi kararnamesi yayınlandı. Bu kararnamede kararnameye konu olan çiftçi sayısı olarak, çiftçi borcu olarak da en büyük pay bölgemize ait tarımsal sulama çiftçilerinin borçlarını kapsamaktadır. Bölgemizde yapılan tarımsal sulama faaliyeti ülkemizdeki tarımsal sulama faaliyetinin yarısından fazladır. Yaklaşık 13 milyarlık Türkiye tarımsal sulama enerji bedelinin 6,5 milyardan fazlası bölgemizdeki çiftçiler tarafından kullanılmakta. Bu oran sadece çiftçilerimizin tükettiği yıllık enerji miktarı birçok ilimizin toplam tükettiği enerjiden, hatta bazı dağıtım bölgelerimizin tükettiği enerjiden bile fazladır. Bizim de büyük ölçekli 25 binin üzerinde tarımsal sulama çiftçimiz var. Bu çiftçilerimizin bugüne kadar son 8 yıl için ödemelerine baktığımızda bu 25 bin çiftçimizin sadece %10'unun geçmiş borcu yoktur. %90 çiftçimizin geçmişe yönelik borcu var ve bu borç miktarı da her sene ciddi oranda artış göstermektedir. Güncel olarak 14 milyarı geçtiğini söyleyebilirim çiftçimizin toplam borcunun. Tabii bu kararnameden önce biz çiftçilerimize mümkün olduğunca operasyonlarında sağladığımız elektriğin hizmet bedelini almak üzere birçok kolaylıklar sağladık. Şimdi 15 Eylül tarihinden önce çiftçilerimizle bu borç ödeme konusunda masaya oturduğumuzda genelde gelen talep hep biz geçmiş borçlarımızı ödemekte zorlanıyoruz. Bu borçlarla ilgili bize taksit yapılması, indirim yapılması sağlanırsa bu borçlarımızı ödeyip biz de güncel borçlarımızla normal perakende abonesi olarak Türkiye'nin diğer illerindeki, diğer bölgelerindeki normal tarımsal sulama çiftçisi statüsüne gelmek istiyoruz gibi çok yoğun talep vardı. Tabii bu çok büyük bir olay. Yani bizim kurum olarak bunu tek başımıza sağlamamız mümkün değildi. 15 Eylül'de bu kararnameye çıkınca aslında biz şirket olarak çok ümitlendik. Yani çiftçimiz için aslında bir can simidiydi. Bunun beklentileri tamamen de bu yöndeydi ve bu bahsettiğimiz kredi de tam bu anlamıyla bu imkanı sağlıyordu. 1 Ocak 2023'ten itibaren Türkiye'nin diğer bölgelerindeki çiftçiler gibi 125 bin lira için kredi alacak. Bu süreci bizim mutlaka çiftçilerimizin bu süreçte bize gelip başvurularını yapmalarını bekliyoruz. 2023 yılı içinde de biliyorsunuz yani 8 yıllık süre zarfında biz mümkün olduğunca çiftçilerimizin sulamalarına engel olmamak adına çok büyük çabalar sarf ettik. Bu imkan artık bizim çiftçiye bence sunulması gereken son imkandı. Bir rehabilitasyon sürecinde bölge çiftçisi 8 yıldır devlet destekleriyle, bizim verdiğimiz imkanlarla borcunu artık kapayabilecek duruma geldi. Bizim gelecek seneden itibaren artık borcu olan çiftçiler değil de borcu olmayan çiftçilere kaliteli Türkiye standartlarının üstünde kesintisiz enerji verme hedefimiz var. Ve diğer abone gruplarında olduğu gibi tarımsal sulama çiftçilerimizin de artık vadesinde ödenmeyen borcundan dolayı enerji kesintilerini anlık ve vadesi geçtiği tarihte yapmaya başlayacağımızı da buradan belirteyim. Normalde kesilen bir faturayı normal bir mesken abonesi, tarımsal sulama dışındaki bir abone grubundaki bir abonenin borcu ödenmediğinde bir ihbarla bu uyarıda bulunuyoruz. Bu ihbara rağmen borcu ödenmeyen abonemizin enerjisi kesiliyor. Aynı şey 2023'ten sonra tarımsal sulama çiftçilerimiz için de geçerli olacak ve bunu çok yoğun bir şekilde yapacağız. Bu da 2023 yılında gerçekten çiftçimiz için mağduriyet oluşturacak. Yapmak istemediğimiz, bugüne kadar da yapmamak için çok direndiğimiz bu uygulamayı da maalesef 2023'ten itibaren borcunu ödemeyen çiftçilere bunu uygulamak zorundayız. Bu kayıt dışı ve borcu olan çiftçilerimizin kayıt altında olan borcunu ödeyen çiftçilerimize çok büyük zararı oluyor. Bu zararın başında da kayıt dışı olduğu için kontrol edemediğimiz enerji çekişlerinin şebekeye verdiği ciddi yük problemleri nedeniyle kontrolsüz kesintiler oluyor. Bunların da 2023 yılında olmaması için mutlaka kayıt dışıyla çok yoğun bir mücadele yapacağız.